Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Halk TV'desiniz. Yazı işleriyle devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Altan Ömen'le birlikteyiz. Bugün 12 Eylül'ün yıl dönümü. 12 Eylül'den başladık. Bugüne doğru konuşuyoruz. Şimdi biraz tabii diyorum fazla nostalji yaptık. Biraz tarih bilgisi çok verdik. Hani daha genç okurlar için çok tabii ilginç olabilir. Yani bilmedikleri konular ama ben biraz bugüne yaklaşalım artık istiyorum. Çünkü 12 Eylül'den bu döneme geçen süreçte bir ANAP dönemi yaşadık. Ondan sonra bir koalisyonlar dönemi yaşadık 2002'ye kadar. Arada 28 Şubat dönemimiz var. Onu bir kesim darbe gibi ya da işte postmodern darbe diye tanımladı. Ama ondan sonra 2002'den sonra işte merkez sağın tamamen çöktüğü, Refah Partisi'nin devamı niteliğinde bir partinin az bir oyla çok büyük çoğunluğu alması, o günden bu yana da iktidarı hiç bırakmadan bugüne kadar gelmesi ve en sonunda da bir 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra rejimin tek kişinin yöneteceği, her şeye hakim olacağı bir rejime evrilmesini için yapılan halk oylamasıyla bugüne geldik. Şimdi herkes merakla ve heyecanla bekliyor. 2018-2019 nasıl geçecek ve seçimlere gideceğiz. Şimdi bunların ışığında bakarsanız 12 Eylül'ün sonuçları mıdır bugün gelinen nokta? Yoksa 12 Eylül hani zamanındaki medyanın zorunlu olarak yaptığı gibi hani amaç demokrasi rayına oturmak, Türkiye'de demokrasiyi kurtarmak için askerler bir kere daha yönetime el koydu gibi bir mantıkla başlamıştı. Daha sonra Özal tabii çok desteklendi belki aynı medya tarafından ama hani Türkiye bugün daha muhafazakarlaşmış ya da muhafazakar görünümlü hale gelmiş bir ülke ve rejimi de çok ciddi bir şekilde artık tahrip olmuş ya da başka bir şekilde evrilmiş gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bundan sonrası için ne olacak? Gelinen noktaya nasıl geldik ve ne olacak? Şimdi bir kere bu parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişi sırasındaki oyları hatırlamak lazım. %34 oyla geldi bu parti. Oyların %45'i de dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Niye? %10 baraj diye bir şey vardı. Bu %10 barajın bu süreçteki etkisi çok büyüktür. Zannedildiğinden de fazladır. Çünkü bir kere bu kadar büyük bir adaletsizliğe şey yapıyor. Yani oyların büyük bir kısmını temsil edilemez hale getiriyor. Arkasından da iktidardaki partiye bir dev aynasında kendini görme alışkanlığı veriyor. Geldiler %34'le, mecliste %66'ya yakın, yani neredeyse anayasayı da değiştirebilecek bir hale geldiler. Ve onun verdiği güçle aslında başlangıçta iyi de işler yaptılar. Bana sorarsanız mesela Avrupa Birliği yolundaki gelişme sırasında bu hükümetten şikayet eden de kimse yoktu. Yani elbette ki şu hadise bu hadise dolayısıyla ama o hürriyetler açısından yapılmış bir şey yok. Hatta anayasa değişiklikleri yapılmış, yasa değişiklikleri yapılmış. Demokratik açıdan yani daha şey bir hale gelmiş. Demokrasinin uygulaması açısından daha iyi bir hale gelmiş haldeydi Türkiye. Bir de Avrupa Birliği'ni şöyle görmek lazım. Sadece bu uluslararası öyle bir birlik, bir ticari, iktisadi birlik olmanın çok ötesinde bir demokrasi birliğidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda ki büyük bir mutabakatın, bir görüş birliğinin organları vardır orada ve usulleri vardır. Mahkemesi vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi. Yani demokrasimiz için bir garantili bir şeye giriyorduk biz döneme. Giriyorduk fakat işte 2004'te 5'te o müzakereler başladı. Müzakerelerin başlangıcından itibaren elbette ki Avrupa Birliği'nin işte eksik bıraktığı, yapmadığı
şeyler vardır. Onlar, oradaki devletler de tabii politik açıdan bazı tercihlere sahip olan devletler. Fakat genel çizgi itibariyle oraya üye olması demek Türkiye'nin demokrasi açısından çok önemli bir garanti oluşturacaktı. Yani şimdi düşünün, Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinin içinde bir otoriterleşme eğilimi olduğu zaman bütün öteki ülkeler birlikte bunun çaresini ararlar. Mesela Avusturya'da bir ara Haider diye bir zat geldi. Böyle sadece bir partinin lideriydi. Irkçı bir anlayışta. Demokratçı bir anlayışta. Bu şeye aykırıydı. Avrupa Birliği ikilerine olamadı işte. Yani, yaptırmadı. Avrupa... Yani fiilen şey yaptı. Yani tedbirler alırlar. Yaptırımlar uygularlar. Şimdi var gene öyle. Macaristan'da var. İşte Polonya'da bir gene böyle bir takım eğilimler falan var. Fakat bunların üstesinden demokrasi yoluyla gene kurtulmanın yolu Avrupa Birliği'nin içinde vardı. Şimdi 2005'ten sonra bu işte ben ne kadar da büyükmüşüm falan o dev aynasında görme hali de devam etti. Şey fena gitmedi ekonomik açıdan durum. Orada da bir şey yaptı, isabetli bir yol çizdiler. Daha önce Ecevit zamanında alınmış tedbirler vardı. O sıradaki ekonomik buhranı önlemek için işte bankalar sistemini reforme etmişti Ecevit hükümeti. İşte şeyin de Derviş'in geldiği zamanlarda olan şeyler ve onları devam ettirdiler. Yani bir istikrar, ekonomik anlamda istikrar oluşmuştu. Onun kuralları konulmuştu. Onları da devam ettirdikleri için ekonomide de bir sıkıntı çekmeden geldiler. 2007'den sonra falan gene aynı şeyle giderlerken birdenbire bir şey başladı. Bu Cumhuriyet mitinglerini izleyen hadiseleri düşünün. Davalar başladı. Ergenekon davaları, ondan sonra daha sonra Balyoz davası, çıktı. Oda TV davası, şu bu falan. Bununla aslında hükümetin böyle şüphe duyduğu yahut hoşuna gitmeyen falan hadiseler karşısında bir enstrüman gibi kullanılmış olduğu adalet mekanizması. Bir de malum şey var. 2010'dur değil mi o referandum? Referandum. Yoluyla anayasayı değiştirdiler. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu o hale getirdiler ki ne hale geldiğini sonradan hep gördük işte. Bu FETÖ'cüler, METÖ'cüler denilen kimselerin dediklerini yapan bir kurul haline geldiği görüldü sonradan. O zaman da görülmüştü ama iktidardakiler görmüyorlardı. Sonra bu adalet mekanizması öyle, polis mekanizması öyle. Gene aynı şey. Orada da işte ne istediler de vermedik sonradan itiraf ile de ortaya çıkan hadise geldi ve Türkiye önce toplumun bir kesimine, cumhuriyetçi kesimine dikkat edilirse, düşünün o zaman da İlhan Selçuklar, işte Cumhuriyet Gazetesi, şu bu içeriye atılanlar falan gözümüzün önüne getirirse, yani cumhuriyetçi kesim diyelim ona, cumhuriyet mitingleri de oluyordu zaten. Ve Türkiye'nin her tarafında işte herkes daha önceki inkılaplara bağlılığını, devrimlere bağlılığını falan şey yapıyordu, hissediyordu. Onlara bir düşmanlık rüzgarı dolaşmaya başladı Türkiye'nin her tarafında. Düşünün, Türkan sayılana kadar ya. Rahmetli. O sırada işte hastayken evi basıldı, bilmem ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyelerine. Yani böyle siyasetin dışında böyle fuhuşla falan ilişkilendirmeye çalıştılar. O hani hele askerler hakkında şey, işte İzmir davası bilmem ne sayılamayacak kadar çok soruşturma açıldı ve bunların bir kısmı dava haline geldi. Ve basına intikal ettirildi. Yani bir de itibarsızlaştırma şeyi hareketi de bunun içinde beraber. Bu dönemin en önemli şeylerinden biri yani akılda ve kalacak. Ve olacak iş değil. Bu suretle ordu kademeleri içindeki düzenlemeler yapıldı. Yani şeyi askeri işte generali daha değişik rütbelerdeki insanları alıyorlar oradan. Çünkü niye? Tutuklanmış oluyor. Tutuklanmış olunca işte devam edemiyor falan. Orası boşalıyor o mevki. O mevkiye gelen kişi şimdi anlaşılıyor
tek tek işte hapse alınıyor. FETÖ'cü dedikleri kimseler oluyor. Bu iktidarın gözleri ve yönetimde bulunduğu zaman içinde olup biten hadiseler. Kim yaptı bunları? Yani poliste olan şeyleri İçişleri Bakanı diye bir şey var. İçişleri Bakanı kimin İçişleri Bakanı? Başbakanın belirlediği İçişleri Bakanı. Milli Savunma Bakanı. Kim? Hepsi tayin edilen şeyler. Bütün bu mekanizmayla birlikte işte ortaya çıkan hadiseler tek tek gösteriyor. Bütün hükümetin sorumlu bakanlarının yönetiminde yapılmıştır. Niye? İşte o zaman bu işlerine geliyordu. İşte ne istediler de yapmadık ilkesine dayalı olarak birçok şey yapıldı. Sonra bu anlaşıldı. Neyle anlaşıldı? 17 Aralık, 25 Aralık mı ne o sıradaki işte şeyler. Dosyaları ve tapeler. Tapeler. Bunlar bir o zaman pardon. Bu bir darbe girişimidir denildi o zaman. Yani bütün onlar bir darbe girişiminin unsurları olarak olmuş. Şimdi öyle midir, değil midir? Ayrı bir konu. Fakat ondan sonra da yine bu sefer darbe oldu. Darbe olmadan önce bir şeyi unutmamak lazım. Türkiye bir 2015 seçimi geçirdi. 7 Haziran. Bu bir ciddi seçimdi. Ve halk bu gidişi destekliyor mu, desteklemiyor mu sorusunun cevabı asıl oradadır. Tabii. AKP'yi %40'a indi. %50'yi aştıktan sonra AKP'nin oyları. %60 oldu öteki partilerin toplam oyları. Ve bu 6 ay sonra seçimin yenilenmesi gibi aslında anayasanın o konudaki maddesinin amacına tamamen ters bir şekilde kullanıldı. Hükümet kurulamadı denildi. Hükümet kurdurulmadı. Evet. Şimdi burada ama işte orada mesela 3 tane muhalefet partisi var ve hiçbirinin böyle bir itirazı olmadı. Yani öyle de bir sıkıntımız var ama. Yani kimse itiraz edip de ben sen bana kurdurmuyorsun demedi. Şimdi kronolojik olarak hatırlayalım. Ben o dönemin şeyini yazdım. Yani kitaplaştırdım neler olmuş, neler bitmiş. Takvim gibi baktığınız zaman görüyorsunuz. Şimdi görevlendiriyor şeyi başbakanı. O zaman başbakanı işte şey Davutoğlu. Davutoğlu'nu yeni hükümeti kurmakla görevlendiriyor ama araya o sırada bayram girdiği için 4 gün sonra başlıyor görüşmeler falan. Ondan sonra işte başka bir tatil giriyor. Şeylerde çalışılmıyor cumartesi pazarları falan. Zaten aslında hükümet ve istikşafi bunların adı. Yani keşfediliyor. Amerika'yı keşfeder gibi. Biz sizinle şimdi şey yapacağız diyelim. Koalisyon müzakeresi. Birbirimizi 40 senedir tanıyoruz. Yahut 20 senedir 40 sene önce sen daha herhalde şeydin. Başlamıştım ama. Mesleğe başlamıştım. Başlamıştım. Ya, tanıyoruz. Biz birbirimizi keşfedeceğiz. Bunlar da yani nasıl partiler aynı şeyde oturuyorlar her gün birbirlerine işte mecliste rastlıyorlar. Gerçeği biliyorlar. Söyledikleri belli vesikaları var bilmem ne var. Keşfedecekler birbirlerini. Şimdi böyle bir şey ilk defa ben işitiyorum. Zaten o kelime de Türkiye'de daha önce işitmiş olanların sayısı. Hiç ben hepimiz öyle duydum. Parmakla sayılabilir. Yani, İstikşafi görüşmeler falan başladı. Devam etti gitti. Sonunda biz bunlarla kuramıyormuşuz meğerse denildi. Ve 45 günde dolmuş oldu ama. 45 günde tam dolmadan ona bile tahammül edemeden bir hafta falan önce nasıl olsa kurulamaz deyip yeni seçimin işaretini verdi. Tabii yani o hükümeti kurdum diyecek olan kişi kurmayacak olduğu için zaten biliyor. Bir yani gün bile kalsa bu müddetler onun için konulmuştur. Yani bir gün bile kalsa bir gün eksik olarak o kararı veremez Cumhurbaşkanı. Yani o müddet dolacak. Çünkü bir hükümet kurmak için gerçekten bir gün bile yeter. Yani 3 gün, 5 gün hele bir hafta falan içinde bir gelişme olur. Birden bir anlaşma olabilir falan. En azından kurulamasa bile kurulamayacağı artık anlaşılmış olur. Şimdi o anayasaya niçin konulmuş o madde? Hükümet işte buhranı olmasın, bu bir müeyyide olsun. Yani meclis desin ki ya yeniden seçime gideceğiz şimdi aman kuru verelim, kurulu versin falan diye konulmuş. Bunu kurdurmamak için, kurdurmamak yoluyla
tam tersine seçime gidilmesini sağlamak için kullandı. Adalet. Bu arada patlayan çok bomba var. Mesela terör bir anda. O nedense. Aradaki 5 ay mı ne kadar oldu? Hazirandan. Haziran, Kasım. Yani Haziran'ın 7'si, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ın 1'i zaten tam 5 ay. Yani dolu dolu 5 ay. O 5 ay içinde de Türkiye'de hadiseler oldu. Terör saldırıları oldu. Adana'da 102-104 kişi öldü. Suruç'ta oldu, İstanbul'da oldu. İstanbul'da oldu ve bunların failleri IŞİD tarafından yapıldı. İşte IŞİD çıktı, PKK çıktı falan ama yani sonuçta işte. Başında mesela şeyi alalım, o en önemlisi Ankara'daki hadise. Evet, gardaki patlama. 102 kişi falan öldü orada. Orada savcılar ilk bir hafta içinde başlatıyorlar bunu. Belli oluyor şeyler, şüpheliler falan. Ve kendileri karar veriyorlar ki bu IŞİD'indir. Hayır, IŞİD yaptı bunu. Nitekim bu sonradan iddianame yazıldıktan sonra, muhakemesi onların başladıktan sonra falan ortaya çıktı. Sorguya çekiyorlar, itiraf edenler var. Bu geldi, bugün aldık gittik arabayla şeyden kalktık, Gaziantep'ten geçtik, bilmem Ankara'ya geldik, oradan indik, taksiye bindik. Taksiden başka bir taksiye bindik falan, böyle dolaşa dolaşa bombalı insanlar. Geliyorlar, hazırlanıyorlar bunu. Bir de hazırlık safhası var. İşte şey bulunuyor, bomba malzemesi falan. Bütün bunlar itiraflarla sabit olduğu halde ve hükümet de bunu bildiği halde bu kokteyl saldırıdır diye bir laf çıktı. O zamanki başbakanın lafıdır bu. İşte başka... FETÖ içinde, yani, CHP içinde. Yani bu ama bu arada bunun altında şu çıkıyor. Bu işte şey yaptığı zaman bu... Yani işte PKK olunca şeyle karıştırılıyor. İşte HDP'le şey yapılıyor falan. Böyle bir buğulu bir ortam. Göç başladı oralardan, hatırlayın onu. Tabii. Falan yani oy şey kullanması. Üzerine yüründü. Güneydoğu'da Sur'du. Yani türlü işte, değişik faktörler altında seçime gidildi. Ve bu seçimin sonucunda işte şey çıktı. Daha sonraki mesela. Görülmemiş bir şekilde de iktidar partisi %10'a yakın oy kazandı. Hiçbir kimse işte katılamadı, matlamadı. O seçimlerin ayrıca tahlil edilmesi lazım. Böyle il il, nerede ne kadar seçmen vardı, oy kullanamadı, şu olmadı. Yani en azından böyle bir bulutlu, bir tam sisli bir hava içinde gidilen bir seçimdir o. Neticesi işte öyle oldu, şöyle oldu. Neticede yeniden eski düzen yerine geldi. Arkadan da bir referandum yapıldı şeyden sonra. İşte 15 Temmuz 2016'dan sonra da işte o darbe teşebbüsü dolayısıyla yapılmış bir olağanüstü hal başlamış bir olağanüstü hal düzeni var. Ne kadar oldu? O da bir seneyi 20 Temmuz geçti. İşte. 20 Temmuz'dan bir sene geçti. Şimdi sene Temmuz, Ağustos geçtik. Bir yıl, bir ay, 10 gün. Ve bu olağanüstü hal uygulamasına bakılınca görülen şey şudur. Olağanüstü halin ilanını gerektiren sebeplerle hiç alakası olmayan bir takım iddialar ile çok sayıda insan, kim 100 binin üstünde herhalde, 120 bin, ne diyor? İşinden atılan 150 bin. 150 bin. 150 bin kişi işinden atılıyor. Ne için atılıyor? Belli değil, atılıyor. Yani FETÖ'cü diyorlar, işte darbeye katıldı. Sonra itiraz et, sonradan yenilerde bir şey kuruldu, 7 kişilik bir yani heyet var. İtiraz et, o adam öldü. Gelecek falan. Şimdi bu adamlar işsiz. Bunların çoluğu çocuğu var. 5 ile çarp bunu 150 binse kaç eder? 750 bin eder. İşte 4 tanesi 600, 5 tanesi 750. Ha, 750 bin insan. Bunlar 5'te de olmaz, aileler için geniş aile vardır. Onları tanıyanlar yani falan. Etki alanıyla yani beraber. Milyonu aşkın insan bu şekilde gitti. Bir kısım insan işte tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Bir kısmı da dün bir örneği görüldüğü gibi gazeteciler davasında rehin alınır gibi. Rehin alınır gibi ne kadar zamandır duruyor? 7 ay mıdır? 8 ay mıdır? Tam rakamları söyleyeyim. İnsan hesaplayamıyor. Yani bir yıl olmadı ama bir dakika şimdi hemen rakamları tam söyleyeceğim. Kim ne kadar içeride? Evet.
Allah Allah. Hangisindeydi peki? Hayır ama bir tanesinde. Aynı açacağız yani zaten. Hayır, çok güzel rakamlar vardı yanında da onun için. Mesela bir günün yazarı var. 262 gündür özgürlüğünden uzak. Allah Allah. Peki. Ha. Burada. 317 gün Murat Sabuncu, 255 gün Ahmet Şık, 317 gün Akın Atalay, Emre İper 159 gündür tutuklu. Kadri Gürsel de 317 gündür. 317 gün, evet. Ne demek? Yani 317, yani, 365. Bir sene yakın. Tabii dolmak üzere yani. İki ay var. Demek ki. Şimdi zaten öbür o biraz önce konuştuğumuz Balyoz davası falan denildiği zaman işte 3 sene yatan var, 5 sene yapan var, 6 sene yatan var filan. Onlar da olduğu için artık üzerinde de durulmuyor. Ya ne olacak işte, bu bir sene yapmış, öbürü 3 sene yatmış gibi. Yani bir memleket, hapishaneler zinciri gibi böyle. O zamanın hapishane. Şu anda en çok şey yapılan inşaat işte hapishane. Hapishane. Her tarafta sayıyı arttırıyorlar. Yani bu da bir şeyin hazırlığı gibi geliyor herkese. Yani bir rakamlar büyüyecek bazı. Böyle bir şey tarihimizde görülmedi. İşte siz söylüyorsunuz günü 12 Eylül hadisesi sırasında 30 bin. Tabii 30 bin kişi görevden atılıyor. Şimdi 150 bin kişi atılıyor. Evet. Yani atılmanın 150 binin 105 bini zaten bir günde atıldı. İçeride olanlarla mukayese edilse. Yani darbeyi kimin yaptığını bulamayanlar, darbeye karışanları çok çabuk buldular mesela. Ertesi gün buldular. Ertesi gün çıktı. Yani bu nasıl hala çıkmıyor ortaya. Şey gibi yani sanki darbeciler mavizler bir yana muhalifleri listesini çıkarmışlar. O liste uygulanıyor gibi bir şey oldu. Şimdi yani, 12 Eylül'de yaşadınız. 12 bir de 15 Temmuz var. Yani bir kıyaslama yapar mısınız? Yani sade hani böyle işte onda darbe mi olurdan değil. Ama yani nitelik nasıl oldu da insanlar mesela sokağa döküldü? Nasıl oldu da Tayyip Erdoğan televizyona çıkıp konuşmadan İstanbul İl Başkanı zaten bütün AKP'li üyelere havaalanına gidin diye mesajlar atmaya başlamıştı. Yani böyle bir gariplikler ve bugüne gelen şeyde sizi de rahatsız eden neler var? Şimdi bir kere tamamen şeyi bırakıyorum. Yani mesela bir darbeyi birileri yaptı. Bunların da haberi olmadı. Yani hükümetin versiyonunu yapalım. Kabul edelim. Haberleri yoktu. Son anda şeyden öğrendi. Sayın Cumhurbaşkanı bir akrabasından, dünüründen galiba öğrendi falan. Bütün enişteden. Şimdi bütün bu hikaye olduğu gibi şey yapalım, kabul edelim. Yani şimdi zaten duruşmalar sırasında ortaya çıkıyor. Yapılan iddianamelerden de ortaya çıkıyor. Yani şeyler çok fazla, gariplikler. İşte MİT başkanının bunu haber alması, işte başkalarıyla paylaşması, başbakanı araması, şusu busu falan. Bunlar bakıldığı zaman birçok soru işareti falan var. Ama diyelim ki hepsi hakikaten bu şekilde cereyan etmiştir. Diyelim ama bundan sonra bu mevcut hadiseyi bir başka amaçla ele almak ve başka amaçlara yönelik olarak kullanmak diye bir hadise var ortada. Yani bir gazeteye kızıyorsunuz, gazetenin eşyatına, olağanüstü hal var, olağanüstü hal tedbirlerini ona uyguluyorsunuz. Bir başkasına başka sebepten kızıyorsunuz, ona uyguluyorsunuz. Şimdi böyle bir şey görülmemiş. Bizim olağanüstü hal kanununa da aykırı, her şeye aykırı, çünkü amacına uygun şeyler, tedbirler alınabilir. Yani burada Milli Piyango'da çıktı mesela o hal olarak, kış lastiği de buradan çıktı. Yani terörle ya da darbeyle ne alakası varsa. Tabii Abdülhamit Han'ın adının konulması için Gülhane Hastanesi'ne falan. Evet, onlar da hepsi onlar da bunun ne alakası yani, var yani bu şeyle. Hastaneler mesela niye kapatıldı? Terörle ne alakası var? Şimdi bütün bu soru işaretleri ortada duruyor. Ama şu ortaya çıkıyor. Yani hiçbir böyle şey olmasa, başka bir sebep falan olmasa bu hadiseden siyasi amaçlarla faydalanmak gibi bir durum var ortada. Artık kanun çıkarmak birinci derecede bir mecburiyet olmaktan çıktı. Onun yerine kararname çıkıyor. Şimdi bu kararnameler falan kullanılması demokratik bir zamanda bir devlet tarafından, devleti yönetenler tarafından hayırlı bir şey değildir. Demokrasiye son veren
oluşumlarda bu kararname metodunun çok rolü vardı tarihte, başka ülkelerde de. Yani mesela Hitler'in iktidara gelmesinde tamamen kararname yoluyla bir şey çıkarmıştır. 33 senesinde seçimleri kazandıktan sonra o zamanki Reichstag yangını, Alman parlamentosu yakılmıştı. Bir sabotaj sonucunda yakılmıştı. Hükümetin hiçbir alakası olmadığı belirtildi. Hakikaten de olmadığı şeyden, savaştan sonra da olduğuna dair daha doğrusu bir işaret çıkmadı. Nürnberg mahkemelerinde çok üzerine gidildi bunun. Biraz aklı yerinde olmayan bir kimse tarafından yapılmış bir hadise olduğu kabul edildi genellikle. Şimdi böyle de olsa o zaman bunu vesile ederek o Nasyonal Sosyalist Parti'nin insanları, başta Hitler olmak üzere, uyguladılar. Olağanüstü hal kararnamesi, o zamanki Alman anayasasına göre bu gibi hallerde olağanüstü hal tedbirleri alınabilirdi. Bunu uyguladılar ve 4 sene süreyle uyguladılar yalnız. Şimdi bizdeki çok şükür henüz o şeye varmadı. Ama yani 4 seneye 2019'a kadar gidecek kesin gözüküyor. Eğer kalabilirse bu iktidar. Ama bir gün bile daha uzamaması lazım. Ya, böyle başka bir şey olur mu? Yani o ayrı. Ama yani misal olarak söylüyorum. Yani tehlikeli bir şeydir. Kendileri istemese bile bunun kolaylığına alışır iktidarlar. O bu şey nasıldır biliyor musunuz? Kanun, olağanüstü hal kanunu Almanya'daki 3 maddedir. Birinci madde şöyledir. Kanunları parlamento çıkarır. Birinci maddenin birinci cümlesi. Ama arkadan bir cümle daha. Ama hükümet de çıkarır. Ondan sonra işte yabancı devletlerle bilmem nelerin parlamentodan geçmesi gerekir. Ama bunları şeyde başbakan da, hükümet de imzalayabilir. Yani da imzalayabilir, da çıkarabilir diyor ya, o birinci bölümü kalktı. Bir daha artık Reichstag'dan, Alman parlamentosundan kanun falan çıkmasına gerek kalmadı. Benim varsa ne diye uğraşayım? Bir de akıllı olduğuna inanıyor tabii. Yapılan doğru olduğuna. Ya gideceğim parlamentoya, 3 ay geçecek, uğraşacaklar, bağışacaklar. Bir de şöyle bir şey. Ben işte birkaç defa parlamentoda bulundum. Bütün bu kanunların çıkması bayağı komisyonlarda en azından bir kuyumcu titizliğiyle görüşülür. Yani rakamlar yakınsa birbirine, partilerin hassassa daha da dikkatli olur. Şimdi, ama anlaşılır, aslında teknik açıdan da anlaşılır. Şimdi bir torba kanun diyorlar. O torba kanununda şöyle giriyor. İşte falanca filanca kanunun şu maddeleri şu şekilde değiştirilmiştir falan diyor. Ve bu maddeler işte 100 mü 200 mü falan, Allah ne verdiyse. Bir kararnamede 59 kanunun değiştirildiği anlaşılıyor. Ama şu sayılı kanunların değiştirildiğini anlamak için o kanunların hepsine bakmanız gerekse bir hafta falan çalışmanız lazım üstünde. Tabii. Evvelden çalışılırdı. Böyle oldu, böyle bir şey olmazdı zaten. 59 tane kanun değiştirilir mi bir şeyde? Yani olduğunu farz etsek bile bunların hepsi okunur, işte karşılaştırılır. Çünkü kanun çıkarmak kolay bir şey değil ki. Evvelden çıkmış böyle bir kanun var mı? Aralarında çelişki bunların var mı? Bunların şartları var, bir ekleri tabii, var, daha sonra evvelden bunun uzmanları vardı. Yani onları rahmetle anmak isterim. Bir Coşkun Kırca mesela. Bir kanun çıkacak, hazırlanacak. Ya Coşkun'a gösterin, bilir arkadaşları derdi. O, yani bir yanlışlık çıkmasın. İşte eskiye bakılacak, neresine bakılacak. O usulü, metodu var. Daha başkaları da vardı. Atalay Bey vardı, bir başka falan. Şimdi öyle şeylere falan ihtiyaç da yok. Böyle mümkün de değil artık. Bir bilen yetiyor zaten Türkiye. Yani, İşte bu hale geldi. Bu böyle devam ediyor. Ne zaman kadar devam ediyor? Yalnız en tehlikeli burada şey şudur. Demokrasilerde bütün bunların bu gibi olumsuzlukların giderilmesinin bir yolu vardır. Seçimle olur bu. Şimdi son referandum, ki o da bir seçim nihayet, iki şık arasından bir tanesinin seçimi. Bu referandumda yapılan şey bir soru işareti ortaya koyuyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu, ki son mercidir ve demokrasiye geçişimizden beri en güvenilir müessesesi halinde olmaya en azından gayret etmiştir. Bazen tartışmalar çıkmıştır 57 seçimde olduğu gibi falan.
ama neticeyi etkilemeyecek gerekçesiyle yani bir hatalar diye kabul edilmiştir. Ama temel olarak Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin en önemli demokratik bir devletin aslında en önemli enstitüsyonlarından biridir. Şimdi burada olan meydanda tekrarlamaya gerek yok. Seçim devam ediyor. Sandıklarda seçim süreci devam ediyor. Sandıkların bir kısmı açılmamış bile birdenbire bir usul değişikliği efendim mühürler mühürlü olmasa da işte zaaflar bilmem neler bunlar geçerlidir. Şimdi bir önümüzdeki seçimlerde böyle bir şey olursa bir kere daha olsa buna benzer bir şey. Mesela zarflara konulmasına pusulaların gerek yoktur diye bir şey çıksa. Bunu değiştirecek bir şey var mı? Yüksek Seçim Kurulu son merci. Orada bir hata olduğu öne sürülürse ona müracaat edeceksiniz yeniden şey yapmak için. Yo, bu kanunu istediği gibi değiştirebiliyorsa başka şeyleri de değiştirme hakkı doğmuş oluyor zaten. Şimdi yani zaten boş... Buraların şeylerini saymıyorum dediği zaman ne yapacağız? Yani şuradan gelen oylar geçersizdir diye. Şimdi kanunda boşluk bulunduğu yerler de Yüksek Seçim Kurulu tarafından kanunun amacına uygun bir şekilde doldurulması gerekir. Yani bu derece yetkili seçim konusunda tabii bir kurul. Sonra bunun daha evveli var. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi sadece bu seçimlerin sayımıyla meşgul olmak değil, propaganda eşitliği diye bir kural var. Ona hiç bakmadılar zaten. Bu, ona ben bakmam diyor zaten. Bunun Türkiye'de bu kadar ihlal edildiğini ben görmedim. Yani daha 1950'de yapılmıştır bu seçim kanunu bu esası. O kadar dikkatle düzenlenirdi ki bu, ben her yerde bunu hatırlatıyorum. Partiler şey, o zaman radyo var tabii. Radyoda eşit hakları haiz olarak konuşacaklar. Yani 3 parti konuşacaksa 3 parti de 10'ar dakika konuşacak. Peki hangisi önce, hangisi ortada, hangisi sonra konuşacak? Kurayla olacak. Kurayla. Çünkü bir tanesi bunların daha avantajlıdır. Biri yemek saatine rastlar, akşam vakti, o zaman izleyeni az olur. Öbürü bilmem rahatladığı insanların zamanı rastlar. Bu da ancak kurayla olur. Duvara afiş şey yapılır. Tabii herkesin yeri vardı. Herkesin yeri. Yeri. Hatırlıyorsun tabii. Belki ha. Yeri vardı. O da kurayla. Biri olursa orada iyi görünmez, üçüncüsü iyidir ama üçüncüsünü ben isterim olmaz. Kura çekilecek. Bu kadar dikkat edilmiştir propaganda eşitliğine. Şimdi hiç alakası yok. Şimdi harcanan paralar da yani mesela her fırsatta bütün kentler, billboardlar ve caddeler bayrak ve flamalarla süsleniyor. Bir de arkadan da yazılıyor. Çünkü temel atma merasimi olduğu için hükümetin işi sayılıyor bu, partinin değil. Arkada yazıyor falanca valilik. Tabii tabii vali, belediye başkanlığı. Onların üzerine yani bir kurumun, yani, kamu kurumunun o da ayrıca, töreni oluyor. O da seçim mevzuatının en temel hükümlerinden bir tanesiydi. Hükümette bulunanlar hükümet imkanlarını seçim propagandasına kullanamazlar. İşte bu da seçim propagandası. Yani kendi arabalarını kullanamazlar, kendilerini şey yapmazlar. Şimdi kaldı mı bilmiyorum. Belki son günlerde bilmem arabasız geziyorlardır ya, uçaksız falan bilmiyorum. Devletin arabasını bile kullanamayacaklar. Böyle bir hakları yok. Eşit olacaklar. Sadece diyor. Kendi bakanlığıyla ilgili yani, işlere giderken bütün, ama yani onun... Bütün bunlar zaten kalkmış, üzerinde de durulmuyor. İnsanlar zamanla alışıyor. İşte hep bu... Onu... Bence en fenası da o. Alışkanlık yaratıp ondan sonra da bunları siz anlattığınız zaman ya kardeşim işte bunlara mı takıyoruz artık, bunlar geçti diyor. Yani ne gerek var diyor. Tabii alıştıktan sonra kalmıyor. Mesela şu fevkalade garip bir şeydir. Bunu da her yerde ben hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi konuşuyoruz burada değil mi? Televizyonda. Birdenbire ekrandan da bizi seyrediyorlar diyelim. Ederlerken birdenbire bu ekran kararıyor. Biz gidiyoruz. Yerine ne olduk, niye karardı? Bir ara spikerler vardı evvelden. Onlar derlerdi ki efendim şimdi şöyle bir mesele var, onun için kesiyoruz, sonra devam edeceğiz ya falan. Böyle bir şeye de gerek yok. Kesiliyor, kararıyor ekran ve birdenbire ya Sayın Başbakan çıkıyor yahut Sayın bilmem büyük Başbakan. Büyük ihtimalle de Erdoğan çıkıyor. Ya, Erdoğan bir çıkıyor. Yani bu zebat konuştuğu zaman, sanki şöyle kural var. Bu zebat konuştuğu zaman bütün programlar kesilir. Onların elektrik kesilince devreye giren jeneratörler vardır yani kesildi mi otomatik giriyor. Bu onun gibi. Yani yayın kesiliyor ve onlar giriveriyor hemen. Ya ne oldu falan evvelden sorulurdu. Ne oldu, ne bitti falan, elektrik mi kesildi falan. Neyse o karar masasında.
Şimdi artık sorulmuyor. Herhalde şey konuşacaktır. Devlet erkanından biri konuşacaktır. Böyle bir şey, ben hep şunu soruyorum. Ya herhangi bir demokratik ülke, Avrupa'nın işte kaç, 27 midir şimdi, 28 midir Avrupa Birliği üyeleri galiba, 27 galiba. Neyse, bunlardan herhangi birinde böyle sabahtan akşama bilmem 10 saat boyunca iktidar şeyleri, sözcüleri konuşsun haber televizyonlarında. Muhalefete de işte bazen yarım saat, bazen 38 dakika falan söz hakkı olsun. Bazı muhalefet partilerinin hiç söz hakkı olmasın. Yani bizdeki HDP gibi mecliste bulunan partilerin. Ve bunun adı da demokrasi olsun. Yani zaten görüyoruz şimdi, evvelden yabancı ülkelere gidip seyretmek gerekirdi yabancı televizyonları. Şimdi hepsi bakın yani şimdi Almanya'da seçim var. Işte, Almanya'da. Şimdi mesela Merkel böyle gün boyu 3 kere 4 kere ekrana çıkıyor mu? Burada. Hayır işte, ama çıktığı zaman karşısında da çıkıyor. Şey oluyor. Ya muhalefet Schultz partisi oluyor ya da başka ikinci oluyor. Partinin başkanı işte şu şeyle şimdi Martin Schulz'la çıkıyor. Ayakta çıkıyorlar. Şeylere yürümekler. Eşit soru soruluyor. Dakikalar eşit. Dakikalar yani öyle eşit. Ben aldım konuşurum falan o, diyor. Amerika'da hep zaten o var. Mesela demokratik ülke olmasına rağmen Türkiye'de en son biz bunu Özal en son Baykal'la şey de vardır. Bir Baykal'la şey ikili Erdoğan var. Evet. Ama Erdoğan seçimlere katılamıyor. Partinin başkanı ama yasaklı. Yani seçime katılamıyor. Ondan önce benim hatırladığım Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Türkeş, Doğu Perinçek, bir parti daha böyle bir parti liderleri. Tabii, o zaman bu AKP'den hiçbir şekilde bakanlar o, ya da başbakan. 95 seçimi öncesindeydi galiba. Evet, o yani. Ondan sonra da olmadı. Ama şey oldu da 83'te yani. 80'de, ilk şey oydu. 80'de parti, MDP. Askeri yönetim başlamış. Askeri yönetim kalktığı sıradaki ilk seçim. Onda bile 3 parti katılıyordu işte, sınırlıydı bilmem. Üçü geldiler. Üçünü işte Turgut Sunal, Sunal, Turgut Özal ve Necdet Çap. Turgut Özal, Necdet Çap. Üçü bir arada Hüsamettin Bey neydi soyadı, yani bir, çok deneyimli bir Çelebi. Hüsamettin Çelebi de şeyi soruyordu. Açık oturumu soruyordu. Açık oturum yapıyordu. Meşhur işte Özal'ın hani sattırırım, sattırmam dedi. Tabii yani biz de alışmıştık bunlara. Böyle bir demokratik yani, bu iktidarın hiçbir şekilde karşı kalmıyor. Mesela şimdiki bakarsanız hani tamam, Erdoğan'ın kimseye karşısına çıkamaz Erdoğan. Yani çünkü Erdoğan birinin karşısına çıktığı an hani Avrupa'daki, Amerika'daki gibi o debate dedikleri gibi hani rakiple karşı karşıya çıktığı an Erdoğan yok benim anladığım. Çünkü o tempoda laf yetiştirmesi mümkün değil. Yani o monolog biliyor yani. Tek başına esip yürüyecek. İki kişi olduğu zaman bana göre mümkün değil. Ama AKP'nin başbakan ve cumhurbaşkanı dışındaki hiçbir temsilcisi de bir başkası varsa çıkmıyor. Yani rakip öyle de mi? Çıkmıyor. Ha, tabii. Olabilir. Onlar şartları şu. Yani bütün bu AKP kanalları işte CNN, NTV, Habertürk falan gibi yani bağımlı kanalların hepsi talimatlı. Yani Adalet Bakanı geliyor. Seçilmiş bir gazeteci, bir ya da iki gazeteci. Ve o tek başına, yani herhangi bir şekilde alternatifi, yani CHP'nin de Adalet Bakanı olabilecek bir hukukçusuyla asla karşı karşıya gelmiyorlar. Tabii öyle olunca iş çok kolay. Ve şart koşarak geliyorlar televizyonlara. Yani biz böyle geliriz. Aksaksa da gelemeyiz, gelmeyiz diyor. Televizyonlar, yani bu bağımlı kanallar şey vaziyette değiller. Yani alternatif sunma durumunda değiller. Hani gelmiyorsanız kusura bakmayın, bizim yayın ilkelerimize aykırı demiyor. Tabii efendim, siz geleceksiniz. Onlar tek tabanca propaganda konuşması. Referandumda da öyle oldu. Seçimde de öyle oldu. Mesela seçim aşamasında CHP'li, MHP'li, HDP'li milletvekilleri açık oturumlara çıktılar. AKP'liler hiç katılmadı. AKP'liler hep tek başlarına geldiler. Mesela o Habertürk, CNN falan gibi iktidara yakın kanallar hep şey yapıyorlardı. Birinci bölüm mesela AKP'nin sözcüsü geliyor, oturuyor. Döbe 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 anlatıyor. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Sayın işte başkanımız, pirimiz, üstadımız falan konuşuyor. O bitiyor. Ondan sonra işte CHP'li, MHP'li, HDP'li varsa ya da işte CHP'li, MHP'li onlar beraber oturuyorlar. Falan filan. Böyle bir durum. Şimdi bunu önlemek de Yüksek Seçim Kurulu'nun vazifesi işte aslında. Bunların hiçbirine karışmadı. Şimdi Rütük'le beraber, yani Rütük onun altyapısını falan hazırlıyor. İşte kararı da onlar veriyor falan. Şimdi çok enteresan bir şey oldu bu
bildiğin şeyde ATV bir önceki şeylerinden seçimlerden bir tanesinde şey olarak bu usule aykırı olarak hem de seçimin son günlerinde sırasında o zaman daha koyudur bu kuralın uygulanması işte şeyi daha fazla konuşturmuş Erdoğan'ı. Buna yanlıştır diye karar verildi Yüksek Seçim Kurulu'nca. Fakat ne zaman karar uygulandı? Seçimden sonra şey açıklandı. Seçimden sonra açıklandı. Yani seçimden önce yapılmış iş bitmiş gelmiş. Buna rağmen gene AKP tarafından buna müthiş bir reaksiyon gösterildi. Ne demek bu Yüksek Seçim Kurulu bu kararı veriyor, bu taraflıdır falan diye. Tabii, bir de saldırdılar. Ha, güya işte Yüksek Seçim Kurulu mahkemelerden sayılıyor. Yani şey hüküm veriyor filan, hakimler falan gelmiş oluyor. Ona rağmen yani bir iyice azarı yemiş oluyor. Bir azarı da şeyde yedi. Sarıyer'de bir seçim gene galiba belediye başkanlığı seçimiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime işte adaylarını bildirmesi saatinin bir dakika aşıldığı iddiasıyla bir şey yapılmıştı müracaat. İşte bu incelendi edildi. Yanlış olduğu da anlaşıldı. Yüksek Seçim Kurulu'na gitti bu kademelerden falan. O da evet Cumhuriyet Halk Partisi haklıdır diye bir şey verdi. Ona da çok konuştu. Ondan sonra ona da bir ver yansın bu ne demek falan diye. Sonra izahı getirdiler ama yani sonuçta işte hayır çıkan bir referandumu evet olarak açıklattırdılar tabii. Yani büyük başarı tabii, ama. Genellikle zaten mahkeme kararları hakkında söyledikleri de öyle. Mahkemelere düşmüş olan işler hakkında da. Halbuki işte anayasa meydanda hiçbir kimse temsil edemez, emir veremez, talimat veremez, terkinde bulunamaz diye aslında hükümetin yapamayacağı şeyler belirtilmiştir. Ona rağmen mahkemeler de azarlanıyor, Yüksek Seçim Kurulu da azarlanıyor. Ve böyle bir dönemden geçiyoruz ki işte ben onu söylemeye çalışıyorum hep yani fırsat olduğu zaman. Ben bu kadar senedir Türkiye'de şeyi takip ediyorum işte basını ya. Basın mensubu olarak bazen işte politikacı olarak ettim. Bu kadar sene dediğim 67 sene oluyor benim şey başlayalı. Böyle bir şey görmedim ben. Yani şey zamanı darbe zamanları şunlar bunlar demokrasiye geçildiği zamanlar en eski zamanları tecrübesizlik zamanları falan hepsi dahil bu kadarını görmedim. Yani mesela darbe şu rakam çok çarpıcı geldi bana. 30 bine 150 bin işten çıkarılmalar. Biri askeri yönetim zamanında 30 bin, 150 bin sivil yönetim. Yani onlar tabii bir kimleri çıkardılar ya da kimleri aldıklarını belki biliyorlar. Yani hani hepsini şimdi cemaatçi kabul etsek, onları işe alanlar bunlar. Onlar biliyorlar tabii tek tek kim olduklarını. Tabii yani şeyi kim tayin ediyor? Yani tayin etmedikleri kimse yok zaten. Şimdi özel olması gereken şeyler var. Cumhurbaşkanı şöyle bir cümlesi var ya, sizin valiniz mi var? Yani şimdi oraya kadar biliyor. Yani sizin valiniz mi vardı dedi, kızdı. Hani ben bu kadar vali atadık diye. Ya valilerin yarısı sonra İçişleri Bakanı dedi ya. Ya göreve geldiğimde 76 ilin emniyet müdürü ve valisi cemaatçiydi dedi yani. Şimdi yani, o giden İçişleri Bakanı. Tabii o Efkan Ala yani mesela. Belki de bu yüzden işte bilinmiyor işte. Gerçekleri gitti. Açıklamak. Ama şimdi mesela o zaman çok az bir zamanımız var. Şeye gireyim. Yani onu da sizden sormadan edemeyeceğim. Şimdi bu Erdoğan Amerika'ya gidiyor ve Amerika'ya gitmeden önce birdenbire bir Türk bakanına tutuklama verildi. Bir banka genel müdürüne verildi. Bu arada gizli bazı yerleri var deniyor. Burada sayının 60'a çıkması ihtimali var. Erdoğan buna çok öfkeli yani şu anda. İşte aradı Trump'ı da. Herhalde orada bunu konuşacaklar ama yani böyle bir manzara da Türkiye'de hiç olmadı. Yani hani efendim kasıtlı mı yapıyorlar? Yani belli ki kasıtlı yapıyorlar ama hani malzeme de bu. Yani adamlar böyle bir yolsuzluk yaptılar. Büyük paralar çalındı. Bunu biliyorduk. Şimdi buna Amerika müdahale edince ne olacak? Yani sizce nasıl bir devlet şimdi bu? Yani Türkiye'nin durumu nedir? Dünya gözünde. Şimdi dediğiniz gibi yani şimdi kasıtlı olsa da burada da kasıtlı olduğu intibaını veren bir sürü şeyler cereyan ediyor. Yani mesela Alman vatandaşı olan ama aynı zamanda Türk olan bir kimse hapiste. Çok var şu anda. Tutuklu. Daha fazla yani sayılır ama. 8 tane var yani şu anda o tür. Ama gazeteci bu yani resmen gazeteci.
Buna adam elbette ki şey nedir bunun suçu söyleyin falan filan diye müdahale edebiliyordu. Yani dışarıdan soruyor en azından. İnadına intibaını verecek şekilde bu devam edip duruyor. Yani suçunun da ne olduğu belli değil yani şey diye. Öbür taraftan öyle yani bir şey yaptığınız zaman siz de böyle adamların işte damarına basacak gibi bir şey yaptığınız zaman öbür taraftan da böyle bir reaksiyon gelmesi mümkün olur. Yani şimdi başka memleketin iç işlerine karışılmaz derken bizim iç işlerine karıştığımız memleket yok muydu? Yani Suriyelilerin şeyleri işte o muhalifleri nerede toplandı? İstanbul'da toplandı. Oralarda denilmedi mi ki bu Esad'ın gitmesi lazım, işte Emevi Camii şu bu falan filan. Yani başka memleketlere karışırsanız onlardan da işte mukabele bilmesi falan denirdi evvelden. Ona benzer şeyler görürsünüz. Legal alanda da illegal işler yaparsanız illegal alanda da. Yani o dış politika ayrı bir konu belki ama hepsi birbirine benziyor zaten. Yani ben yaparım. Ben söylerim, ben herkese hakaret de ederim. Onlar bana hakaret ederse kızarım, daha fazla hakaret ederim. Evet, yani kamuoyu da öyle biraz etkileniyor. Yani onun söylediklerine kimse bakmadan. Sonra yani bana bunu diyorlar. Şeyler bu, uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde şey artık bu demokrasi denilen kavram, demokratik ülkeler arasında tabii, hep birlikte savunulması gereken bir şey haline gelmiş. İçinde bulunduğumuz kuruluşlar açısından da Avrupa Birliği'ne üye değiliz aday yahut işte şey, müzakere halindeki ülkeyiz ama biz Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Yani kurulduğundan 3 ay sonra Yunanistan'da biz de girmiş oraya 10 kişiymiş 12 kişi olmuşlar. Şimdi tabii başka birçok ülke girdi 40'ın buldu sayısı neyse ve Avrupa İnsan Hakları Bildirisi falan onun da işte imzacısı işte katılımcısı falanız. Biz de taahhüt etmişiz yani bunlara uyacağız diye. Onu uymuyoruz. Uymuyoruz. İdam cezasını biz koyarız diyoruz. Ya yok artık idam cezası. Zaten biz de şikayet ediyoruz. Bugün gene o gazetelerden bir tanesinde yani iktidarı destekleyen gazetelerden bir tanesinde şey var. 12 Eylül döneminde idam edilen iki genç insan var. Herkesin yüreği parçalanmıştır tabii. Onları hep Adalet Kalkınma Partisi bunu hep şey yapardı. 12 Eylül döneminin ağlayarak okudu mu şeyini? Ağlayarak okudu Sayın Cumhur. Şimdi ben diyor hani o idam bir şey yapsınlar hemen kabul ederim, tasdik ederim diyor. Ya tasdik eden ülke yok artık şeyde. Yani ama zamanımız bitti maalesef. Tabii canım. Yani konular böyle açılınca herhalde. Değerli izleyiciler, bugün de Altan Ermen'le birlikteydik. Programımızın sonuna geldik. Yarına kadar iyi kalın, esen kalın diyorum. Yarın genellikle sosyal medyadaki yazdıkları çok paylaşılan eski siyasi isimlerden biri Gürcan Dağdaş bizlerle birlikte olacak. O çok paylaşılan yazılarından örneklerle yola çıkıp Türkiye siyasetini konuşmaya çalışacağız. Evet, yarın saat 11'e kadar hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Halk Kitabevi Yazı İşlerini sundu.